Sevgili seyirciler, tekrar hoş geldiniz Hızır Abi programına. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve programımız her zaman kaldığı yerden devam ediyor. Sizin de canınızı sıkmak istemem. Her zaman cenaze, her zaman cenaze. Hızır Abi bu neyin nesi diyeceksiniz. Ama bu hepimizi ilgilendirdiği için size tekrar bu konuda bugün misafir geldim evinize. Sevgili misafirler, programımıza başlamadan önce, sevgili seyircilerim, programımıza başlamadan önce sizden bir küçük ricam olacak. Bugün çok güzel bir yazışma yapacağız. Hepiniz bir kağıt kalem yanınıza almanızı rica edeceğim. Evinizde eşinize, çocuklarınıza veya ailedeki fertlere bir söyleyin. Kağıt kalem hazırlayın. Beraber bir güzel yazışma, hesap kitap yapacağız. Programımıza daha derine inmeden önce sizden gelen sohbetler, sizden gelen soruları da buradan cevaplamak istiyorum. 3 tane küçük bir sorum geldi. Bir tanesi çok önemli. Onu da buradan inşallah size paylaşacağız. Programımızda için arkadaşlardan, eşten, dosttan şu geldi. Ya Veli, hani halk beni Veli olarak tanıyor dedim. Ama resmi ismim Tayfun. Veli, ben size hani tiyatrocu, dernekçi biliyordum. Bu nereden çıktı? Bilmeyenler için de geçerli. Yıllardır ben tiyatro dernekçiliği, tiyatro yönetmenliğini yaptım. İlk önce Türk Gençlik Tiyatrosu'nu kurmuştum. Ondan sonra Özburun Derneğimiz var kentte. Buradan da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Özburun Cemiyeti'ne, Ramazan Avşar Başkanıma ve yönetimine. Bunlarla beraber ne güzelce 2009 senesinde tiyatro kurmuştuk. Ve oradan 8 seneye doğru çocuklarımızı Kent Türk Tiyatrosu diye çalışma yapmıştık. Yıllardır ondan uğraşmıştık. Ondan sonra Berkim'de de Belçika Türk Berkim Türk Tiyatrosu diye kurmuştuk. Sonra Tatlılar demiştik. Ve orada da yıllardır gençlerimizi eğitmiştik. Yani toplam şöyle baksak benim hayatımın yarısından çoğu tiyatro dernekçiliğiyle geçmişti. Ve orada sayıma göre 693 tane öğrenci yetiştirdik. Ve buradan da hepsine ayrı ayrı sevgiler, selamlarımı iletiyorum. Ve TGT olarak da Henk'te çalışmasını yaptık ve TGT'yi de devam ettik. Ama dernekçiliği bıraktık ve oradan da dedik ki dernekçilik yeterince yaptık. Artık esnaf, ticaret, başka yöne geçelim diye şey yaptık. Yani beni tiyatrocu bilenler, beni Nasrettin Hoca olarak bilenler de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ama ağırlıklı olarak burada şimdi ana işimiz cenaze hizmetleri oldu. O yönden bilmeyenler için de bunu da sunuyorum. Yani buradan sonra inşallah ağırlıklı olarak, acı gün dostu olarak, Hızır abi olarak yanınızda bulunacağız. Ve size de en iyi şekilde acı gününüzde, cenazenizde yardımcı olacağız. Onun için, güvenciniz için tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İkinci soru da, ya Veli abi tamam her şey güzel de neden cenazeci oldun? Yani sebep neydi, derdin neydi? Başka meslek mi yoktu? Niye kebapçı olmadın? Niye fırın açmadın? Niye kahve açmadın? Diyerek şey, neden cenazeci? Bunun hikayesi de ayrıdır. Allah mekanlarını cennet etsin. Ben 2002'de annemi kaybettim. 2008'de de babamı kaybettim. 2008'de babamı kaybettiğimde evim, yani annem Türkiye'de rahmetli olmuştu. Babam da burada Belçika'da rahmetli oldu. Sladurlu'da yaşayan bir insanım. Babam da Sladurlu cemiyetinden, Sladurlu'da hayatını geçiren bir emekli bir büyüğümdü. Ve bu rahmetli olduğunda tabi cenaze fonumuz vardı. Cenaze fonumuzda hizmet veriyordu. Geldi cenaze kaldırmada yardımcı oldular. Adını burada zikretmeyeceğim ama hizmette de bir sıkıntılar olduydu ama acımızdan dolayı ya onun farkına varmadık. Yani eksikler vardı ama acın var, sen ona şey yapmıyorsun, misafirlerin geliyor, koşturuyorsun, bir şey oluyordu. Ama işte tamam olabilir diyorduk. Türkiye kadar, köyüme kadar bazı eksiklerini görüyorduk. Ama o zaman kafama takmadıydım. Dedim ya bu önemli değil dedim. En azından cenazemizi kaldırdık, yönlendirdik dedik. Eyvallah. 2011'de çalıştığım fabrikanın müdürü, yani çok sevdiğimiz bir adamdı. Allah günahlarını affetsin, Belçikalıydı. Onun cenaze törenine gitmemiz lazımdı 2011'de. 2011'de işte bak 2008'de babam rahmetli oluyor. 2011'de de bizim müdürümüz Mer rahmetli oluyor. Yani bir gayrimüslim için bunu demek de kolay olmuyor ama bağışlayın. O arkadaşımız da işte cenazesi oldu. Biz de meslektaş olarak kiliseye, ailesine
taziye için oraya gitmiştik. Ve birinci sırada aile oturuyor. Dördüncü, beşinci sırada biz meslektaşlar oturuyoruz. Yani program bittikten sonra eşinin yanına gideceğiz, el sıkacağız, taziyemizi ileteceğiz. Ama orada programa bakarken bunu ben yani her zaman söylüyorum. Bunu Flaman bir programında da söylemiştim ama söylüyorum. 2011'de dedim işte kilisedeyiz. O programa da katıldığımızda işte orada cenaze organizatörü var, cenazeci var. Dedim ya dedim bak dedim ya acayip cenaze organizasyonu var dedim ya. Bak orada papaz efendi ayinini yapıyor. Tamam. Aile orada sakin oluyor ve oradaki cenazeci profesyonel şekilde hiçbir sıkıntı olmadan A'dan Z'ye güzel organize ediyor. Ya düşünsene ben bir Müslüman olarak kilisede bir güzel bir fikir geldi. Dedim ya dedim bak dedim bizde bir eksiklik var dedim. İşte o zaman hani babamın cenazesini aklıma geldi. Bak babamın cenazesinde çok değişik olaylar oldu dedim. Sıkıntılar oldu dedim. Yani içinden çıkamıyoruz neyin nesi. Bak dedim ya ne güzel. O adam o kadının küreni yapmış. Programı sunuyor. Ondan sonra dua ayini vardı. Dua ayinini yapıyor. Ya dedim bak ne güzel dedim. Bu Flamanlardan dedim bak öğreneceğimiz çok şeyler var dedim. Ve orada dedim ki ya ben cenazeci olacağım dedim ya. Bizim eksiğimiz var dedim ya. Ben cenazeci olacağım dedim. Ve kiliseden çıktık hemen araştırmaya girdim. Dedim ki bu cenazeci nasıl olunuyor? Nasıl yapacağız? İşte araştırdık ve o zaman işte 35 yaşındayım. Ufak da değil. 35 yaşında tekrar okula gittim. Buradan da başka arkadaşlara da söylüyorum. Bakın aklınıza bir şey geldiğinde lütfen okumak mı istiyorsunuz? Ekstra bir bilgi mi almak istiyorsunuz? Bir şey mi öğrenmek istiyorsunuz? İlimin, okumanın yaşı yoktur. Devam edin. Anlıyor musun? Burada Belçika'da o kadar güzel imkanlar var ki burada herkesin okuması lazım. Ekstra ana altın bilezik deriz ya. Altın bileziğin çok olsun. İşte 35 yaşında tekrar okul sınıfına, derse, kitaplara kendimi verdim. Hem gece çalışıyorum ve 2 senelik de bir eğitim. Yani tekrar başlaya bizim oradaki işte öğretmenimiz dedi ya dedi sen dedi garibime gidiyorsun çünkü ilk bir Müslüman olarak sen eğitimime geldin. Sıkıntı yok ve en güzel şekilde de 2 sene okulumuzu okuduk. Burada ne vardı? Onu belki söylemişsindir. Bir rahmetli olan, cenazesi olan vücuda nasıl bir bakım yapılır? Yani yıkamasından tut, kıyafetinden tut, makyajından tut. Yani hem bir Müslümanı usulünce, İslami usulce şartlara uygun yıkama eğitimini aldım. Onun dışında da bir gayrimüslimi nasıl hazırlayacağız, cenaze töreni nasıl olacak onu da biliyoruz. Yani buradaki Hızır abiniz hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin cenazesini sıkıntısız kaldırabiliyor. Onun dışında affedersiniz parçalanmış, ağır vaka cenaze olduğunda onun estetik ameliyatı, onu hazırlaması, onun tanatopraksi diyoruz. Tanatopraksi nasıl yapılır, onu nasıl düzenleyebiliriz onun da eğitimini aldık. Ve bir şirket nasıl çalışır, nasıl kurulur, management, ekonomi, finansiyel bölümü diyerek böyle eğitimini aldık. Ve Allah'a şükür 2014'te şirketimizi kurup başladık. Yani dönercilik, kahvecilik, marketçilik benim işim değildi. Ben de sosyal olması lazım. Eksik olan bir şey yapayım dedim ve millete de hizmet, acı gün dostu olarak Hızır adını koyduk. Bu şekilde de inşallah soran arkadaşlarımızın da cevaplamış olduk. En güzel şekilde. Yani şimdiye kadar sayısını tam tutamıyorum ama maşallah bayağı yoğun cenaze oluyor ve bu cenaze törenlerimizde de cenazemizde de o insanlarımızın acı gün dostu olarak yanında en güzel şekilde hizmetimizi, farkımızı veriyoruz. Üçüncü soru olarak da bizim arkadaşlarımdan şu geldi. Ya Veli abi dedi, Tayfun abi, bizim Belçika'daki siyasetçilerimize ne diyeceksin? Bu konuda siyasetçilerimiz ne yapabilir? Tamam sen bir cenaze olarak yapıyorsan kanun dedin, şey dedin, siyasetçilerimiz ne yapabilir? Evet sevgili siyasetçilerimiz, hepsini seviyoruz, sayıyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Ben siyaset yapmak için de söylemiyorum burada. Kesinlikle değil. Renkin ne olursa olsun, görüş ne olursa olsun. Bakın bizim milletvekillerimiz var. Bizim belediye başkanlarımız var. Encümenlerimiz var. Ondan sonra belediye meclise giren arkadaşlarımız var. Şurada parantez içinde söylüyorum. Bu çok önemli. Hem siyasetçilerimize söylüyorum. Hem siz dernek başkanları, cemiyet, vatandaş siz de devam söyleyin.
siyasetçilerimiz rengini, düşüncesini, partisinin şeyini kenara koyarak cenaze konusunda, bakın cenaze konusunda kesinlikle bir komite yapıp arkadaşlar cenaze nasıl olursa olsun, kimin olursa olsun, ne düşünce olursa olsun standart bir İslam cenazemiz aynıdır. Değil mi? Yani toprağın altına İslam şartlarına göre defin etmemiz hepsi aynıdır. Yani değişen bir şey yok. Onu bir yetkililerden yani bir hocalarımız tarafından öğrenilip, uzmanları tarafından, kanunlar tarafından şöyle bir oturup da 2019'dan tut 2050'ye kadar ne yapmamız lazım? Neyi değiştirmemiz lazım? Bunlar çok önemli. Bunlar bizim artık hani memleketimizde yediğimiz yer de burası, yaşadığımız yer de burası, karnımızın doyduğu yer de burası. Yani buraya bize 100 yıl projesi dediğimiz, 100 yıl hazırlık dediğimiz cenaze konusunda lütfen burada belediye başkanları, yani illa Türk olması, Müslüman olması değil, yani burada bir komite yapıp ne yapabiliriz? Ve böyle de bir dosya hazırlayıp diyeceğiz ki bakın, yani vize olayı başkadır, evlilik başkadır, oturum başkadır, onları konuşmuyoruz. Cenazemiz artık sıkıntısız şu şekilde olsun deme vakti gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? Burada bizim siyasetçilerimiz de meslektaşlarıyla da başka parti A, B, C fark etmez. Otursunlar desinler ki gelin beraber şöyle kafaları bir araya koyalım. Şu cenazecilerin cenazeyi nasıl yapacağız? Eksiğimiz nedir? Fon başkanlarına başvursunlar. Fon başkanlarına desinler ki eksiğimiz nedir arkadaşlar söyleyin. Biz burada rengiymiş, şuymuş, buymuş bakmıyoruz. Camilerimize gidip dernek başkanlarına, imamlarımıza gidip bu siyasetçilerimize diyecek. Sayın imam, sayın hocam İslam'a göre ne yapmamız lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? Kanun değişikliği içeri sunmamız ondan sonra bunlar böyle güzel dosya yapıp bir sayfaysa bir sayfa 10 sayfa ise 10 sayfa bunları vermeleri lazım. Burada inanın, burada bir de tabii bizim burada İslam Şurası da var. Burada bir bakmaları lazım. Kesinlikle hani Faslı arkadaşlarımız var. Öbür Afrikan Müslümanlarımız da var. Balkan Müslümanlarımız var. Asyalı'da gelen Müslümanlarımız var. Yani bu cenaze konusu var ya hepimizi ilgilendiren. Ya düşünsenize burada var ya 800 bin Müslüman yaşıyor. Ve burada ağırlıklı olarak Türk siyasetçilerimiz hepimizin bir kaderini değiştirecek. Yani yapın ki inanın yani hem takdir alacaksınız, alkış alacaksınız ve şuna da inanıyorum ki büyük de bir sevabı vardır. Bunu da dernek başkanları, cemiyet başkanları, vatandaşlar, siyasetçilerimize söylememiz lazım. Ben burada siyaset yapma niyetinde değilim. Bak kimsenin rengini de söylemedim, partisini de söylemedim. Ama sağ olsun çok siyasetçi arkadaşlar, büyüklerimiz yardımcı oluyor. Ve kent bölgesinde hiç unutmam. O kentten yani siyasetçi abilerimiz beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her zaman Brüksel'de olsun, kent olsun. Her zaman dediler Tayfun, Hızır ne lazımsa hemen alo de senin yolunu açalım. Çünkü senin yolun açılırsa vatandaşın sıkıntısı da ortadan kaçar. Yani ben burada illa bana bir ticari amaçlı diye demiyorum. Adamın cenazesi var. Sıkıntı oldu mu? Sağ olsunlar siyasetçilerimizi aradığımızda bize hemen yardımcı oluyorlar. Hepsi. Her bölgede. Hiçbiri bir ayrımcılık yapmıyor. Ve diyor ki tamam vatandaşın sıkıntısı var. Ama siyasetçiler bir araya gelip kafaları bir verip ondan sonra brainstorming diyoruz. Kafaları bir verip diyecekler ki bakın renk falan A, B, C'de partisi demiyoruz. Bu o sıkıntıyı ortadan almamız lazım. Ve kanunları bilmiyorlarsa beni de davet etsinler. Kanunları bölge bölge, yöresel olarak da ben de anlatır, onları da sunarım. Ve Türk toplumunda eksikleri, Müslüman toplumunda eksiklerini de beraberce hallederiz. Niçin? Allah rızası için yaptığımızda herkese memnun kalır. Benim için iyidir, çocuğum için iyidir, ileri jenerasyonda torunlarımız, çocuklarımız için de iyidir. Bu önemlidir. Burada biz yani artık yaşadıysak, ev aldıysak yarın kara toprakta sahibi olacağız. Orada da defin yapacağız. Yani oturduğum şehirde Henk'te şimdi ortalama 70 tane 80 tane Müslüman cenaze olmuş, defin olmuş kişilerimiz var. Ağırlıklı olarak Türklerimiz de Faslı arkadaşlar. Orada daha güzelleştirebiliriz her konuda.
Ya böyle çok değişik bölgeler var. En son bir şey yaşadım, bak onu da takdire şayan. Yani partinin adını vermeyeceğim ama belediyesini söyleyeceğim. O belediyede inanın, bak Rims Belediyesi. Lemberg Rims. Hiç Müslüman daha defin olmamış. Bak parti değil, belediye başkanını da takdir etmek lazım. Orada bir tane Kazakistanlı ailenin cenazesi oldu ve o aile dedi ki, Kazakistanlı, biz dedi buraya dedi babamızı buraya defin edeceğiz. Ne yapmamız lazım? Ve Kazakistanlı aile de bana şey yaptı, ben de gittim belediye başkanının kapısını çaldım. Hemen geldim, taziyesini ilettim. Rims Belediyesi, bak Lemberg'de. Küçük bir belediye, sayın cenazecim dedi, başınız sağ olsun, aile başınız sağ olsun, ne yapmamız lazım? Bize dedi ki, bakın İslam'ı şu, İslam şartlarına göre bu yapılacak. İslam'ı, imanımızın gösterdiği yön budur. Ondan sonra camimizin, bakın bizim Sladurlu camimizin hocasını da şeyini aldık, ilimini aldık, bilgisini aldık, hocamızı da getirdik. Belediye ile beraber, hocamızla beraber, oradaki teknik ekiple beraber hemen orada var ya, inanmazsınız, yeni bir bölümde bir Müslüman bölümü açtılar. Yani alkışlanacak şeyi de alkışlamamız lazım. Ve Flaman belediyeler de çok konuda buna da hazır oluyorlar. Bu yönden ben de buradan sizlere tekrar söylüyorum. Belediye başkanlarımıza, belediyemize de, siyasetçilerimize de bu konuda hepimize de iş olduğunu söylüyorum. Kağıt kalemler alındıysa, hazırsak ondan sonra küçük bir aradan sonra hemen başlıyoruz. Sağlıcakla kalın, ayrılmayın. Birazcıktan tekrar beraberiz. Sevgili seyirciler, sizden ricam vardı. Kağıt ve kalemlerimizi yanınıza alalım diye. Çünkü güzel bir yazışma yapacağız. Sizin için, benim için de bir güzel de bir çalışma olacak. Cenaze dedik. Cenazenin her türlü sıkıntıları var. Acısı ayrıdır. Açlığı ayrıdır. Ve maalesef faturası da vardır. O faturası da ayrıdır. Ve ilk dersimde, ilk programda söylemiştim. İlk programda ne dedim? Bu cenaze fonlarımızı yapana, edene, taşıyana, koşulana Allah bin kat razı olsun. Onların sayesinde büyük sıkıntılar elden alınıyor diye. Bunu da ihmal etmeyelim dedik. Yani kimin cenaze fonu var ise takip etsin. Kimin cenaze fonuna karşı ödemesi varsa hemen halletsin. Çünkü sıkıntılar var. Gelin sizle beraber bir acı gün senaryosu gene yapalım. Bak düşünün. Birisinin cenaze fonu yok diye düşünelim. Bakın gelin bir hikaye, bir senaryo çizeceğiz. Bir çekirdek aile. Anne, baba, çocuklar, 3 tane de çocuk var diyelim. Burada bir evin haneyi bir çizelim. Burada hanemiz var. Anne, baba ve 3 tane de çocuğumuz var. Bakın kim, hani düşünün. Ailenin cenaze fonu yok diye düşünelim. Yok. Cenaze fonu yok. Bakın ne türlü bir sıkıntılarla karşılayacağımızı bize anlatmak istiyorum. Eğer yok ise bu fatura ne olabilir diye. Ve buradan maksimum, bakın maksimum masrafı çıkartacağım size. Bu bilinen şeylerdir. Burada yalan yorgan yoktur. Burada sizi manipüle etmek yoktur. Olan hesap kitap budur. Maksimum olan. Minimum tabi kurtarabiliyoruz. Ama maksimum söyleyeyim ki aklınızda olsun. Çünkü niye? Yani vatandaşımızı biz bu konuda çok uyarıyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili cemaat, cemiyet, lütfen. Bakın A, B, C'de hangi fonunuz olursa olsun. Ama ihmal etmeyin. Bu sizin iyiliğiniz için. Bir çekirdek aile. Düşünün babamız rahmetli oldu. Ve anne diyor ki, 3 çocuğumla beraber biz eşimizi Türkiye'ye yolcu edeceğiz ve köye defin edeceğiz. Buradan A'dan Z'ye olan hesap ve kaç euro? Bunu bir bakacağız. Hangi masraflarımız vardır? Bakın benim yazdığım, bu çoğunlukta olan bir şey,
13 değişik masraf vardır. Bakın bir cenazede 13 değişik masraf vardır. Fonunuz yok hesap ederek bir bakın. Birincisi, cenazemiz var. Bu cenazemiz yıkanacak. Morgda ve kefen. Bakın, cenaze var. Morg masrafı, yıkama masrafı ve kefen. Bunu ben size bir sonra yazacağım. Cenaze, morg masrafı, yıkama masrafı ve kefen. İki, cenazemiz araçla, bir arabayla A'dan Z'ye gidecek. Yani morgdan camiye, camiden kargoya vesaire. Bu cenaze aracı. Üç, cenaze için işlemler yapılacak. Cenazeci kağıt kürek koşturacak. Cenazecimiz evden başlayıp, hastaneden başlayıp, geçen anlatmıştık hatırlıyorsanız, belediye, konsolos, kargo, gümrük vesaire koşturması var. Bu cenazecinin kendi masrafı. Dört, cenaze olunca herkes duydu. Eş, dost, komşular koşuyor, geliyor ve geçen de söylemiştik hatırlıyorsanız eve gelen taziye misafirlere biz ikram etmek istiyoruz değil mi? Bir ikram edince ne diyoruz? Ya git şuradan affedersin lahmacun al, ayran al, getir, uzaktan yakından gelen insanlarımız var diye. Cenaze ikramları mı diyelim aktar? İkramları. Beş. Çok değişik camilerimizde oluyor. Ben yaşadığım bölgede Sıladırlı Yunus Emre Camisi'nde çok güzel muazzam camimiz var. Ve orada şöyle bir güzel alışkanlık var. O iyi bir şey ama olsun mu olmasın mı o başka bir şey. Ne oluyor? Cenaze sahibi diyor ki ya bak uzaktan gelen, yakından gelen arkadaşlar var. Burada gelenler çay, yani cenaze namazını beklerken çayla kahve cenaze sahibi olarak bizden hayrına içsin diyorlar. Yani camide çay, kahve ikramı. Bu cenaze sahibin kendi ikramı, bak kendi inisiyatifi. Burada caminin şeyi bir alakası yok. Ama aile diyor ki babamızın hayrına içsinler diyor. Havalimanına transport. Aile cenaze arabası gitti ama lakin bu çekirdek aileyi birisi havalimanına bırakacak. Akrabası bırakabilir veya eş dost. Ama bırakırken tabii ki onun bir mazot parası, onun bir şeyi havalimanına bırakırken araba masrafı. Havalimanı, araba. 7. Bu çekirdek ailemiz ne dedi? Biz Türkiye'ye uçacağız. Uçacak 1, 2, 3, 4. 4 tane uçak bileti. 4 uçak bileti. 8. Memlekete gidiyoruz. Acı günümüz var, cenazemiz var. Cebimizde haçlık lazım. Değil mi? Bir cep haçlığımız lazım. Bunu bazı aileler varsa maksimum götürüyor. Yok ise eşten dosttan da buluyor. Yardımcı oluyorlar. Ve ne diyorlar? Tamam bu bizim cenaze haçlığımız. Acı gün paramız. Büyüklerimiz onların çok güzel bir alışkanlığı vardı. Bu benim kefen param. Bu benim acı gün param. Bana bir şey olursa bunu harcayın diye. Ama şimdiki insanlarımız o acı gün parasını kenara koyamıyorlar. Niye? Maddi sıkıntılar oluyor. Geçim derdi oluyor, yapamıyorlar. Ama orada Türkiye harçlık. Dokuz. Bu Türkiye harçlığında tabi Türkiye'deki masraflar onu harçlıktan çıkartacağız. Türkiye masrafı. On. Türkiye'deki harçlık dedik, malzeme dedik, Türkiye'deki ikramlar. Bak bu da var. İkram. İkramlar. Onu da tabii buradaki masraftan çıkartalım. 11. Geri döndün. Bak geri döndün ve bizde bir güzel alışkanlık var. Usulünde ya insanlarımız yapıyor. Bu yedisi diyordu, kırkı diyordu, Mevlid-i Şerif vereceğim diyordu. Bu şekilde bir eşine dostuna ikramı var. Yani ne diyoruz buna? Mevlid
organizasyonu. Mevlid veriyorlar. Rahmetlinin adına Kur'an okunuyor, camide olabiliyor, evde oluyor. Mevlid veriliyor. Ve 12 size ait bilinen ve bilinmeyen masraflar. Bakın, özel masraflar. Bu da çok önemli. Özel masraflar nedir? Geçen de hatırlattıydım, hatırlıyorsanız. Dedim ki bakın, bu baba belki eşine, dostuna para borç vermiştir. 100 euro, 500 euro, 1000 euro. Ve orada cenaze namazında da hocamız söylüyordur. Bakın, eğer alacak vereceğiniz varsa, helal edeceğin bir şey varsa, maddi, parasal veya başka bir şey, gelin aileyle paylaşın. Burada belki borcu vardır, belki alacağı vardır, belki vereceği vardır. Bunu da böyle şey yapalım. Şimdi gelin hep beraber bir söyleyelim. Tekrar başa gelelim. Bu masraflar nedir? Bakın, hiç farkına varmadan 12 tane, 13 tane bir değişik masraflarımız var. Hiç farkına varmıyoruz ama illaki çıkıyor. Ve bunlar ne olabiliyor? Düşünün. Cenaze, morg, yıkama ve kefen. Yıkamak için, yıkayanlar için bir ödeme yapılıyor. Kefen masrafı ve morg masrafı. Üçünü bir arada aldığımızda, bakın birisinin cenaze fonu yok diye hesap ediyoruz. Bunu unutmayın. Ortalama 300 euroluk bir masraf çıkıyor. Cenaze aracı. Cenaze aracı A'dan B'ye götürürken bir gün koşturduysak, yani bir makbul fiyat olarak ortalama veya maksimum 150 euroluk bir masrafı çıkıyor. Kağıt işlemleri, bir cenazeci vergisiyle, her şeyle beraber bir gün çalışsa veya iki gün çalışsa 250 euroluk bir masrafı vardır. Cenazenin uçak transportu. Uçak transportu deyince yani bunun kargosu. Bakın ben burada bir önemli bir şey unuttum. Şuraya koyalım. Tabut. Bak, tabut da koymamız lazım. Cenaze uçak transportu. Burada nedir uçak transportu? Kargo. Kargo olunca size yani geçen söyledik, unutmayın. Burada bir büyük bir kutusun, bir tabutsun, onun bir masrafı vardır. Bu da ortalama 1500 euroluk bir masrafı vardır. Tabut. Tabut. Burada internasyonal tabut almamız lazım. Kanunlara uygun bir tabut almamız lazım. Bu kanuna uygun tabutumuz da 1000 euroluk bir tabut masrafı vardır. Camide içecek ikramlar var dedik. Camide düşünün, orada 100 kişi, 200 kişi geldi. Çay içtiler, kahve içtiler ve ne dediler? Babamızın hayrına içsin dediler. Ve 100-200 kahve dediğimizde de bir 150 euroluk bir masrafımız var. Altıdayız. Camide verilen şey. Türkiye için uçak bileti. 4 tane uçak bileti almıştık. Hatırlıyorsan 4 tane uçak bileti. Ortalama bir uçak bileti git gel yaptığımızda bir 400 euroluk bir bilet alalım. Sezonun bir ortalama fiyatı verdiğimizde 4 kere 400 yapsak 1600 euroluk bir masraf. Havalimanına araba dedik. Bu benzin parası dedik. Bu 50 euro olabilir dedik. 50 euroluk da bir masraf. Vatandaşımız cenazesi var. Cenazesinde ne oldu? Bu aile Türkiye'ye gidecek. Harçlık lazım. Ne kadar harçlık alabilir? Buraya herkesin kendine göre bir şeyi vardır. Biz ne diyelim? 1000 euro bir harçlık yapalım. Türkiye'deki malzeme koşturması şudur budur diyelim. O 1000 eurodan çıksın. Oraya sıfır koyalım. Türkiye'deki ikramlar diyelim. Orada da hayır yemeği veriyor, koşturması var. O da bu 1000 eurodan çıkıyor diyelim. Buna da sıfır yapalım. Ve geri döndü. Geri döndüğünde de Mevlid-i Şerif. Mevlid-i Şerif verecek. Rahmetli olduğu için orada bir koşturması var ve Mevlid ikram olacak. Orada vatandaşımızı ya camide, ya bir dernekte, ya bir salonda veya evde ikram edecek. Ne diyelim buraya? Ortalama 1000 euroluk yeme içme bir ikramı, hayrına yemeği diyelim. Özel masrafları da şöyle bir sıfıra koyalım. Buyurun,
hepimiz şunu bir güzelce bir sayacağız. Küçük bir aradan sonra hepimiz beraber bunu sayacağız. Sevgili seyirciler, tekrar başa aldığımızda bu kadar masrafımız var dedik. Değişik masraflarımız sunduğumuzda Türkiye'deki ambulansımız havalimanından da tut, ta köyümüze kadar götürecekse, köyümüze kadar götürecek, onun da bir 300 euroluk ortalama bir masrafı vardır. Gördüğünüz gibi biz bunların hepsini sayarsak, sizin elinizde kağıt kalem de var, bunları sayarsak hepsini saydığımızda 300 artı 150 artı 250 artı 1500 artı 1000 artı 150 artı 50 artı 1600 artı 1000 artı 1000 artı 300 bu ediyordur tam olarak 7300 euroluk masraf. Bakın bir cenazemiz fonunuz olmadığı halde 7300 euroya yakın bir masrafınız var. Fonunuzun sizin için karşıladığı masrafı da söyleyin. Cenaze yıkama, morg ve kefen. Bakın fonunuz bunu karşılıyor. Cenaze aracına fonunuz bunu karşılıyor. Cami masrafı bunu karşılamıyor. Cenaze ikramları karşılıyor. Tabudu karşılıyor. Uçak kargosunu, kargosunu karşılıyor. İki uçak biletini karşılıyor. İki uçak biletini karşılıyor. Burada Türkiye ambulansınızı karşılıyor. Yani şöyle baktığımızda ortalama bir fonunuz, cenaze fonunuz sizin 3500 euroya kadar büyük bir masrafı karşılıyor. Onun için sevgili vatandaşlarımız, sevgili arkadaşlar, bu fonunuzun kıymeti maddi olarak çok önemli. Maddi olarak ama onun dışında da o acının içinde bu kadar koşturmanızdan çoğunu da elinizden alıyor. Bakın ben burada hiçbirinin reklamını yapmıyorum. Hiç kimsenin adını da söylemedim. Yakında dernek başkanlarımız gelecek, fonlarımız gelecek. Kimseyi ben eşimi, dostumu ben düşman olarak da almak istemem. Hepsi benim çok sevdiğim büyüklerim, başkanlarım, dernek yöneticiler. Onlar kendi fonlarını anlatacaklar, artılarını anlatacaklar. Benim maksadım burada vatandaşımız bilsin. Maddi olarak bu kadar büyük bir masrafı karşılıyorlar. Manevi olarak da zaten yanınızdalar. Bir de o acınızın içinde kağıdını, küreğini hepsinizde onlar koşturuyor. Onun için, sizin iyiliğiniz için. Benim için değil. Ben her zaman yaptığım hizmetin, koşturmamın karşılığını bir türlü alıyorum. Onda bir şüphe yok. Lakin cenaze fonlarınızın kıymetini bilin. İhmal etmeyin. Bunlar zaten ortalama senede, aile ortalama diyorum, ortalama 50 euroluk bir aile paketi ödeniyor. Bak ortalama. Hiç kimsenin adını vermiyorum. Ama ne oluyor? Büyük bir sıkıntınızı sizin elinizden alıyor. Onun için siz de hiç şey yapmayın, ihmal etmeyin. Yarın da olsa, bir gün de olsa hemen başkanınızın yanına gidin. O başkana deyin ki, sayın başkanım bir dikkatsizliğim yüzünden benim cenaze fonum açık mı var, yok bir bakın, bir sıkıntı mı var. Veya şunu da unutmayın, bu da çok önemli. Çocuğunuz 20 veya 25 yaşına geldi veya evlendi, dışarıya kendi evini, yurdunu kurdu ve bazı dikkatsizlik oluyor. Buradan da veliler, siz de çocuğunuza söyleyin. Alo oğlum, kızım, bak sen evlendin, yuvanı kurdun, eyvallah, ama şu cenaze fonunu lütfen unutma. Küçük bebe de rahmetli oluyor. Erken doğumlarda düşünün. Öyle sıkıntılarımız da oluyor. Öyle acılarımız da oluyor. Ama büyüklerimizde de oluyor. Bunları da unutmayalım. Yeni yuvalar içinde fonunuzu hemen yenilensin. Takip edin. Bunu ihmal etmeyin. Ve gördüğünüz gibi küçük bir meblağ değil. Ben şuna da inanıyorum. Çoğu ailelerimizde böyle hazır 7000 euro, 3000 euro, 5000 euro bu benim acı gün param, kefen param diye çoğumuzda da bu kenarda yoktur. Olsa da başka şeylerimizin, evimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Onun için senede bir 50 euro ödemek vardır. Veya bir şey olduğunda birden böyle büyük bir meblağ çıkması vardır.
Belki diyeceksiniz ki ya Tayfun her şey para mı? Yani niye sen her zaman parasını konuşuyorsun? Yani bunun maneviyatını, bunun bagajını, bugün iyisini, duasını onu biz hocalarımızı davet edeceğiz. Hocalarımız gelecek. Cenazede, ölümden önce, ölümden sonra neler yapacağız? Onu hocalarımız anlatacak. O benim uzman dalım değil. Ama uzman dalım olan bunun A'dan Z'ye koşturması. Yapacağım ailenin yanında. Ve maalesef çoğu şeyde maddiyata da dayanıyor. Bakın maddiyata da dayanıyor. O maddiyat önemlidir. Yani o maddiyatta olmazsa, para olmazsa o cenaze gidemeyecek. Para olmazsa uçak bileti alınmayacak. Para olmazsa sıkıntılar yaşanacak. Ve vatandaş ne oluyor? Parası olmazsa gidiyor, borçlanıyor. Borçlandın mı gideceksin, bir ay sonra, iki ay sonra tekrar onu ödeyeceksin. Yani böyle şeylerimizi lütfen ihmal etmeyelim. Her aileye diyorum, her zaman diyorum. Ben cuma mesajları da yolladığımda sigortanızı unutmayın diye de yazıyorum. Diyorlar ya Tayfun sen nasıl bir adamsın ya? Sen cuma mesajı mı yolluyorsun? Ne ya abi iyi niyetin arkasında güzel bir hareket de vardır yani. Cuma'dan hani hayırlı cumalar diyelim ama sigortanızı da unutmayın. Bu önemlidir. Burada ben inanıyorum dernek başkanlarımız bana teşekkür edecek. Ama burada gene diyorum hiç kimseyi kötülemeden, hiçbirini buraya öncülük yapmadan hepsi benim için önemlidir. Hepsi benim için çok değerlidir. Her fonum için değerlidir. Her fon, her başkanlarım biliyor ki bunu ihmal edilmesin. Zamanı geldiğinde ödensin. Yoksa ailemize büyük bir maddi açıklık veya koşturması olacak. Ve geçen dedim hatırlıyorsanız taziyeye gittiğinizde, başsağlığına gittiğinizde bakın bir gün ona yarın sana bir zarfın içine bir küçük hediye koyun. Aynı düğüne nasıl hediye veriyorsanız bu da acı gün parası, acı gün hediyesi. İçine 5 euro mu koyuyorsun, 10 euro mu koyuyorsun o aileye destek olun. Bu çok önemli. Bakın birden böyle millete ağır bir darbe geliyor. Hem acı kayıp var hem de parasal sıkıntı var. Fonumuz bu konuda inanın her fonumuz çok değerlidir. Onun da kıymetini bilmemiz lazım. Küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Sevgili seyircilerim, anlattık bir cenazemizin masrafları, koşturması, hesabı, kitabı ne olduğunu gösterdik. O rahmetli olduktan sonra başımıza gelen olaylardan bir tanesi. Lakin bunun bir önce, bir hafta öncesine, bir sene öncesine gidersek, hani dedik ya bu ailede bir büyüğümüz rahmetli olacak veya hasta veya bir sıkıntısı var, ne olabilir? Burada da kısaca da şöyle bir vasiyetnameyi de anlatmak isterim. Değişik konuda vasiyetlerimiz de var. Burada Belçika Kanunu'nda, Belçika'da şunu da söylüyor. El yazısıyla bir yapılan vasiyet, o kanun kadar geçerlidir, kanun kadar güçlüdür. Kimin aklında bir şey var ise, ben bir başımdan geçen olayı anlatıp buna bir açıklık getireceğim. Anne baba var, oğlu evlendi ve burada aile kurdular. Annesi babasına bu çocuk dedi ki, anne baba dedi bana bir şey olursa dedi, bak bana bir şey olursa ben dedim, buraya defin olmak istiyorum. Aklında olsun. Çoluğum, çocuğum, ailem beni ziyaret etsin. Annesi babası dedi ki hayır ben seni köye götüreceğim. Hayır anne baba ben buraya bir şey olursa bana ben buraya istiyorum. Annesi babası hayır seni köye götüreceğim. Bak bir çıkmaza girmişler. Ondan sonra dediler ya biz ne yapabiliriz? Yarın bir şey olduğunda yani ben burayı istiyorum. Annem babam beni Türkiye'ye yollayacak, köye götürecek. Ben ailemin şartlarını bildiğim için ne yapmam lazım? Böyle bir şey olduğunda, bakın bu özel bir durum. Vasiyetinizi yazın. El yazısıyla. Kanun ne diyor? El yazısıyla yazacaksın. El yazısıyla. Ve bunu belediyeye sunacaksın. Bu ailede bir kopukluk olsun diye söylemiyorum. Çocuğun istek arzusu başka. Annesinin babasının istek arzusu başka. İkisine de saygı duyuyorum. Ben hiç aile şeyine karışmam. Ama bu çocuk ne dedi?
ben dedi buraya defin olmak istiyor. Vasiyetini yazıyor, diyor ki bana bir şey olursa kimse üzülmesin, kimse dağılmasın. Bu benim vasiyetim. Ben burada defin olacağım diye yazıp belediye veriyor. Burada kimse üzülmeyecek, dağılmayacak. O zaman belediye hükümeti, belediyenin şeyi takip eder, der ki bu vatandaşın, yani bu daha rahmetli olmadı, Allah'a şükür sıkıntı yok. Ama vasiyetini koydu. Yani böyle şeyler, aklınızda bir şey var ise, düşünceniz var ise, bu miras da olabilir. Bakın miras konusu veya yarın bana bir şey olursa veya eşime bir şey olursa, bakın vasiyetimdir. Bu yapılsın. Sözlü olarak bir yapılsın, yazılı olarak da yapılsın. Vasiyet çok önemlidir. Büyüklerimiz otursun çoluğuyla çocuğuyla bir otursun, aile meclisi kursun. Desinler ki oğlum kızım bakın yarın bana bir şey olursa vasiyetimdir. Bunu uygula. Bunu malınla da uygula. Malınla yani evin, arsan, tarlan var ise dersin vasiyetimdir. Oğluma bunu verdim, kızıma bunu verdim, sana bunu verdim diye yaz. İlla bunu gidip de hemen böl demiyorum ama vasiyetini yaz. Cenazen olursa de vasiyetimdir. Bana bir şey olursa veya bir şey olursa budur diye. 2 sene önce bir yaşadığım bir şeyi söyleyeceğim. Ben onu yaşadım, çok üzüldüm. Allah yani o aileye de sabır versin. Belki anlattım, belki anlatmadım bilmiyorum ama burada da tekrarlamak istiyorum. Adam gelmiş, evlenmiş, burada yuvasını kurmuş, 2 çocuğu var. Biri 5 yaşında, biri 7 yaşında. Bu abinin annesi babası Türkiye'de. Kendisi memleketimizin bir köşesinde, evlendiği kız da bir başka köşede. Yani aynı bölgenin insanları değil. Yani biri İç Anadolu'dan, biri Karadeniz'den, öyle diyelim. Bu arkadaşımız iş kazası geçiyor, rahmetli oluyor. Hanımı diyor ki, acım büyük, ben kocamı buraya defin edeceğim. Eğer kendim şey olursam ben çocuğumla ziyaret etmek istiyorum. Ama lakin o rahmetli olanın annesi babası Türkiye'de diyorlar ki biz oğlumuzu memlekete istiyoruz. Bakın bir çıkmaza girildi. Eşi buraya defin istiyor. O rahmetli olan abinin annesi babası Türkiye'ye istiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? İnanın çıkılmadı. Çok tartışıldı. Çok şey oldu. Yani sonunda ne oldu? Bak ne oldu? O annenin babanın ellerinden öpüyorum. Ben o anne babaya da bir şey demiyorum. Onları da anlıyorum. Onların da acısı var. O annenin babanın dediği oldu. O anne baba dedi ki ben oğlumu istiyorum. Şimdi sıkıntı ne oldu? Bu eş çocuklarıyla beraber ya senede bir ziyarete gidecekler mezarlığa veya 2 senede bir. Bakın böyle şey. Ama burada normalde eşinin kanunen hakkı büyüktür. Çünkü o eşidir. Eşi karar vermesi lazımdı. Ama sonunda eşi de hem acısı oldu, sonradan bir başka acısı da oldu. Ben burada aile fertlerine de sıkıntı yaratmak istemiyorum. Lütfen bu konular çok hassas bir şey. Baştan konuşulsun, bilinsin. Vasiyetinizi de hazırlayın. Miras olsun veya cenaze. Yarın öleceğimiz diye bir şey yok. Ama yarın çıkacağımız diye de bir şey yok. Ben şimdi buradayım, Brüksel'deyim. Allah acı göstermesin. Biraz sonra evime varacak mıyım? Ondan da haberdar değilim. Yani bu ölüm an meselesi. Aldığımız nefes, aldığımız, yapacağımız adım, yapacağımız icraat, hayırımız, iyiliğimiz, kötülüğümüz, hani onun ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. Hiç kimsenin günü kendisinin bildiği kadar değildir. Yani bilmiyoruz. Ömür nerede, nefes nerede bitecek bilmiyoruz. Hazırlık olmamız lazım. Maddin, maneven, dinen, İslamen, her şeyimizle, hayırımızla. Hani ne demişler? Hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalış ama her gün ölecek gibi de ahiretine çalış. Yani bunlar önemli şeyler. Onun için burada da sevgili misafirlerim, sevgili seyircilerim, hakkınızı helal edin. Sizleri de bu konuda çok değişik konulara götürüyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Ve buradan da size şunu da söylemek istiyorum. Sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Hepimizin bir kaybı oldu. Çok sevdiğimiz ya annemiz ya babamız
Ya büyüklerimiz, dede, ebe, anneanne, babaanne, artık nasıl diyorsak. Şöyle bir düşünün. Rahmetli oldu ve bir fırsatımız olsaydı, bir fırsatım olsaydı, yanımda bulunsaydı, şimdi burada olsaydı, annem veya babam veya eşim veya çocuğum ne derdi? Bir söyle. Yani kendine şöyle bir yokla. Bakın gözünüzün içine bakarak söylüyorum. O rahmetli olan bir dakika senin yanında olsaydı. Lütfen bir kağıda kaleme alın. O rahmetli olan yanınızda diye yazın. Yanında olsaydı ne derdi? İçinde olan bu volkan, bu kaynayan şey neydi? Yaz. Yanında. Şimdi seni dinliyor gibi misali. İçini bir dök. Bunu niçin söylüyorum? Bu sizin için iyi gelecek. O içine döktükten sonra bir gün sonra veya bir saat sonra bir oku. Ve onu yaptın mı yanındaki eşine veya babana veya annene veya çocuğuna git de ki yarın böyle bir şey yaşamadan önce seni seviyorum de. Kucakla, bir sıkı kucakla bir öp. İyi ki varsın de. İyi ki yanımdasın de. İyi ki benim annemsin, benim babamsın, benim eşimsin de, çocuğumsun de. Bir kokla, çocuğuna git yanına ve de ki ben seni çok seviyorum de. Biz bunu büyüklerimizden fazla, hani bilmiyorum, bizim Türk kültürümüzde fazla göremiyoruz. Anne baba, yani büyüklerimiz çocuklarını sevdiğini söyleyemiyor. Ne oluyor? Kara toprağa sarılıyor. Ana baba seni seviyorum diyor ondan sonra. Keşke kucaklasaydım, keşke öpseydim diyor. Geç olmadan, acı gün yaşamadan şöyle bir anneni babanı bir kucakla. Eşini bir seni seviyorum de. Bu kelime o kadar zor geliyor ki bazılarımıza. Ya diyor ben anneme babama nasıl gideyim de seni seviyorum. Ya o senin annen baban, git öp kucakla, gel de bir şakalaş. Eşine de, yaşlı da olsanız, büyükler de olsanız. Bazı 50-60 yaşında büyüklerimiz var. Ya salla diyor, ne gereği yok. Ya baba bir söyle. Çocuklarına da hani ama Flamancaysa Flamanca de, Kavfani de, Fransızcaysa Jetem de, yani inanın acı da var ya, ya kara toprağı öpüyoruz, ya kefen öpüyoruz veya belki onu da yapamıyoruz. Allah acı vermesin. Allah evlat acısı hele hiç vermesin. Onun için geç olmadan, keşke demeden, bir dakika daha olaydım, yanında olaydım demeden sevdiğimizi, saydığımızı böyle bir kucaklayıp seni çok seviyorum dememiz, hani bunlar bizim için çok değerli şeyler. Az yapıyoruz. Keşke demeden bir gün yarın yapın bunu. Sorularınız var ise sevdiklerinizle ilgili, cenazeyle ilgili, başka şeylerle Veli abiye, Tayfun abiye, Hızır abiye nasıl demek istiyorsanız benden paylaşın. Ben her zaman sizin için burada anlatabildiğim kadar anlatacağım. Yani duygusal da oluyoruz illaki. Sizin de canınızı sıkmadan, sizi de üzmeden bir program yapmaya çalışıyoruz. Üzdüysem hakkınızı helal edin. Ama maksadımız aydınlatmak ve bilgilendirmek. Ölmüşlerimiz için, geçmişlerimiz için, Allah rızası için bir hediye yollayalım. Hepsinin için, huzurunuzda, rahmet için El Fatiha. Hoşça kalın, iyi kalın ve selametle. Hayırlı akşamlar, iyi günler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.